Evet, hepinizi selamlıyorum değerli dostlarım. Bir Mesnevi Nuriye dersinde daha beraberiz. Bugün inşallahu teala dördüncü reşaya başlayacağız. Biliyorsunuz biz lemaları okuduk sizinle. Lemalarda tevhid bahislerini mütalaa ettik Kainat kitabında. Tevhidi okumaya çalıştık. Sonra reşalara başladık. Reşalar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in risaletini bize anlatıyordu. Ve ilk üç reşalıyı mütalaa ettik. Önce kainatı bir kitap olarak değerlendirip, Kur'an'ı o kitabın tercüme-i ezeliyesi olarak, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i de o kitabın ayetül kübrası olarak değerlendirdik. Yani Rabbimizi bize tarif eden üç külli muarif olarak Kainat Kitabı Efendimiz ve Kur'an'ı beyan ettikten, tespit ettikten sonra Efendimiz'den yolumuza devam ettik Reşalar bölümünde. Reşanın manası üzerinde durduk, hatırlayacaksınız. Reşa Efendimiz'i sembolize ediyordu. Ve birinci Reşa'da biz Efendimiz'in mahiyeti camiasını konuştuk sizinle. Onun varlığa bütüncül bakışımızdaki bir mercek olduğunu konuştuk aslında. Onunla kainatı bütünleyebiliyoruz. O varlığın hem çekirdeği hem en münevver meyvesi. O peygamberler ve velilerden müteşekkir bir halkayı zikrin serzakiri. O öyle bir varlık ağaç ki onun mübarek kökleri peygamberler onu o kökler o varlık ağacını semaya bağlıyorlar. Ve veliler de Evliyaullah da onun mübarek dalları hükmündelerdi. Öyle bir ağaç tasavvur etmiştik. Dolayısıyla aslında biz birinci reşada Efendimizin şahsiyeti maneviyesini konuştuk. Sonra ikinci reşaya geçtiğimizde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i haber veren irhasattan başladık. İrhasatı üçe böldük. Efendimiz'e haber veren hadiseler, Efendimiz'e haber veren semavi kitaplar ve onu müjdeleyen insanlar, insanı kamiller, arifi billahlar, kâhinler, hatifler, cinler de işin içerisinde, onlardan gelen haberler. Dolayısıyla irhasat, hani Hoca Efendi bunu tanımlarken diyor ki, güneşin ışığı kendisinden önce gelir. Onun nuru da kendisinden önce geliyor. Hatta biliyorsunuz şeye kadar, Hazreti Adem'e kadar irhasatı götürebiliyoruz. Hazreti Adem'in verdiği haberlerden başlatabiliyoruz o geliyor müjdesini. İrhasatı ihbarat olarak da görebilirsiniz, haber verme olarak da. Ama çoğunluğu itibariyle tebşirattır, yani müjdelemeler suretindedir. Sonra Efendimizin irhasat, Efendimizin gelişinin müjdecileri, habercileri. Bir de o geldikten sonra Efendimizin eliyle cereyan eden, onun risaletinin delili olan mucizeler var. İşin bir tarafında irhasat, bir diğer tarafında da mucizeler var. Bir de mucizeleri konuştuk. Efendimizin mucizeleri bütün peygamberlerin mucizelerini ihtiva eden mucizelerdi. Bu yönü önemli. Çünkü biliyorsunuz mucize ispat-ı nübüvvettir. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ya da bütün peygamberlerin risaletlerinin teyidi için müstemir kanunlarını, adetlerini onlar için değiştiriyor Allah. Ve risalet delili olarak bütün peygamberlere verdiği delilleri Cenab-ı Hak Efendimiz de cem ediyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim bütün semavi kitapları kendi mahiyetinde cem ediyor. Aynen öyle de Efendimizin mucizeleri de diğer peygamberlerin mucizelerini kendi içerisinde cem ediyor. Bunu tanımlarken de çok güzel bir örnek vermiştik, hatırlayacaksınız. Bir sultan bir beldeye ama çok kavimlerden, kabilelerden müteşekkil bir beldeye bir elçi gönderdiğinde her kavim, her kabile
her topluluk kendi temsilcisini seçip o gönderilen sultanın elçisine hoş amedi ediyor ve kendi sadakatini arz ediyordu ona. Aynen onun gibi mevcudat taifeleri de kendi nevleri namına Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i tasdik ediyorlar. Biz bunu 19. mektupta bütün detaylarıyla okuyabiliyoruz. Hani ağaçların Efendimiz'i tasdiki, taşların Efendimiz'i tasdiki, efendim semanın Efendimiz'i tasdiki olarak tafsil ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok çok güzel bir mektuptu, çok güzel bir risaledir 19. mektup. Sonra değerli dostlarım 2. Reşah'ı bu surette İrhasat ve Mucizeler olarak iki derste mütalaa ettikten sonra 3. Reşah'ı geçen dersimizde mütalaa etmiştik hatırlayacaksınız. Şimdi İrhasat ve Mucizeler Efendimiz'in harici, risaletinin harici delilleri olarak ele alınmıştı Bediüzzaman Hazretleri tarafından. Oysa Efendimiz'in dahili bir mucizesi var, mucizeler mucizesi var. O da ahlak-ı âliyesi. Efendimiz'in Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi ahlak-ı âliyesi ve afaki deliller, harici delillerin yanında enfusi bir delil oluşturuyor Efendimiz'in ahlak-ı âliyesi. Ve o zat dediği Bediüzzaman Hazretleri güneş gibidir. Hani güneşi sizin zatına bakmadan, ışıklarıyla, zatını görmeden eserleriyle ve tesirleriyle onun güneş olduğunu, güneşten olduğunu anlayabiliyorsunuz ya. Aynen onun gibi Efendimizin yüksek ahlakı, ki o yüksek ahlakı ahlakı hamide diyoruz, övülmüş ahlak. Onun ahlakı hamidesi de bütün ahlakı hamidenin onda cem etmiş olması da onun risaletinin bir deliliydi. Biz burada bir şeyin daha üzerinde durmuştuk. Bütün ahlak-ı hamide Efendimiz'e cem olmuştu. Fakat hatırlayacaksanız hani birbiriyle çok müzahemet eden diyordu üstad ona. Hani birbirleriyle çok yan yana durmayan vasıflar da Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mahiyetinde cem olmuştu. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şecaati, kahramanlığıyla Efendimiz'in hilmiyeti yan yana cem oluyor. Onun adaletiyle merhameti beraber bulunuyor onun mahiyetinde. Onun tebessümüyle hüznü yan yana bulunuyor Efendimiz'in mahiyetinde. Onun iktisadıyla cömertliği yan yana bulunuyor Efendimiz'in mahiyetinde. Bunlar birbirine müzahimet ederler normalde biliyorsunuz. Yani cömertlik varsa hani iktisat çok zor bulunur cömert insanlarda ama Efendimiz hem çok muktesit, bunun örneğini de Hoca Efendi'nin yeni kitabından okumuştuk hatırlayacaksınız. Efendimiz çok muktesit ama aynı zamanda çok cömert. Ve bu sıfatları çoğaltmıştık ve üstad bu mucizeye, yani bu vasıfların beraber birbirine zıtmış gibi görünen vasıfların yan yana Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'de bulunuşuna üstad mucizeler mucizesi demişti hatırlayacaksınız. Şimdi bu üç reşayı geçen derslerde mütalaa ettik ve bugünün dersine geldik. Bugün 4. reşayı mütalaa edeceğiz değerli dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Emin Vahillah. Bereketli bir ders olmasını ümit ederek 4. reşaya geçiyorum. 4. reşanın şöyle bir güzelliği var. Şimdi bu 4. reşa bir hayal reşası. Burada işin içerisine hayali katacağız. Hayal bizim istidatlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Ve biz hayali olarak Efendimiz'in aslına gideceğiz beraber. Yani bu derse iştirak eden Hazirun ki sizler beraber Ceziretül Arab'a gideceğiz Efendimiz'i ziyaret edebilmek için. Gidebilir miyiz? Elbette gidebiliriz, hayalen gidebiliriz. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri bize, tuğli zaman bu mekanın muhakemat-ı akliyede tesiri yoktur.
Mahaza bir şeyi gözle görmek, o meselenin sadece haberini işitmek ve o mevzuyla alakalı hususları duymak gibi değildir. Bu Efendimizin hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Dolayısıyla biz de gözle görmek istiyoruz. Yani Üstad ne dedi bize? Zamanın geçmesiyle, mekanın uzaklığıyla hani bunlar muhakemeyi etkileyen şeyler, muhakemat-ı akliyede bütün bunların tesiri var. Yani bir mekansal olarak uzağız, zamansal olarak da kendimizi uzak addediyoruz. Özellikle hani moderniteyle biçimlenmiş olan zihinlerde lineer bir zaman algısı varsa eğer, iyice kendilerini o zamandan uzak telakki etmeye sebebiyet veriyor bu durum. Ne oluyor? İşte siz Efendimiz'den 14 asır sonrasınız, mekansal olarak da uzaksınız. Dolayısıyla bu sizin muhakemat-ı akliyenizi etkiliyor. Bir şeyi gözle görmek, onu işitmek gibi değil. Onu başkalarından duymak gibi değil. Dolayısıyla biz de ne yapalım? Şunu yapalım. İşte hayal bu noktada devreye giriyor. Zamanı aradan çıkaralım, mekanı aradan çıkaralım ve Efendimiz'i ziyarete gidelim. Gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Bakın hayal biliyorsunuz alemi misalin anahtarıdır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Alemi misale açılan bir kapıdır hayal. Şimdi şöyle bakın meseleye. Ben Amerika'dayım. New Jersey'den sesleniyorum size ve siz de dünyanın muhtelif yerlerindesiniz. Ne yaptık? Biz aslında mekanı aradan kaldırdık. Öyle değil mi? Mekan aradan kalktı. Bu dersi kaydediyoruz. Allah ondan razı olsun, Refia kardeş dersi kaydediyor. Bu dersi bundan sonraki günlerde de dinleyecek insanlar, seyredecekler. Onlara selam olsun, bu dersi sonradan seyredecek olan arkadaşlara selam olsun. Onlar da bizimle bu hayali yolculuğa çıksınlar. Şimdi seyredecekler bunu. Ne olmuş olacak? Zaman da aradan kalkmış olacak. Ne sayesinde? Misali bir levha, biliyorsunuz sanal alem de alemi misaldendir. Alemi misal, görüntüler alemi, harici vücudu, benim harici bir vücudum var. Ben sizin yanınızda harici vücudumla bulunmuyorum, dikkat edin. Bakın, neyle? Misali görüntümle bulunuyorum. Siz beni misali bir levhada seyrediyorsunuz. Üstad bunu tanımlarken nasıl diyor ki, nasıl ki cismaniyete cam ve su gibi şeyler ayna olur, cam insanın cismine ayna olur, su insanın cismine ayna olur. Öyle de ruhaniyata dahi hava esir alemi misalin bazı mevcudatı ayna hükmüne geçer, berk hükmüne geçer, hayal suretinde bir vasıtayı seyir olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla hani siz benim aslında aynadaki suretimi görüyorsunuz. Cismaniyetime ayna olan bir suret görüyorsunuz. Misali bir levhada seyrediyorsunuz beni. Harici vücuduma dokunamıyorsunuz. Dokunabileceğiniz sadece ekran olabiliyor. Yani misali bir levhaya dokunabiliyorsunuz. Bu kaydediliyor ve daha sonra bunu seyredecek olanlar da o misali levhadan seyrediyorlar. Biliyorsunuz zaman mahluktur. Zaman mahluktur. Yani zaman da yaratılmıştır. Zamanın da bir mahluk olduğunu göz ardı etmeden bu yolculukları gerçekleştirmek lazım. Yani hep zaman yolculuğu insanlık tarihi boyunca konuşulmuş olan bir meseledir ya. Zaman mahluk olduğu için hani bugünden düne mahlukiyet veçesiyle değil misali veçesiyle geçersiniz ve orada aynen hani siz nasıl bu dersi işte yarın başka arkadaşlar seyredecekler, siz dünyanın bir ucunda seyrediyorsunuz, zamanı ve mekanı ortadan kaldırıyoruz. Yine aynı misali levhalarla gidip Efendimiz'i hutbe verirken dinleyebilmek mümkün. Hutbe, bakın mekanı ve zamanı, misali levhalarda kayıtlı çünkü. Yani şu benim konuşmamın misali bir levhada kayedildiği gibi kayıtlı misali levhalarda Efendimizin verdiği o hutbe. Dolayısıyla da biz zamanı ve mekanı aradan kaldırarak Efendimizin huzuruna gideceğiz beraber. Hayalen gideceğiz. Hayal biliyorsunuz çok insan mahiyeti için çok önemli. İdeallerimize de gaye-i hayal diyoruz ya.
ideal mefkûremize de gayeyi hayal diyoruz ya. Hayal hakikatle bizim yan yana koyduğumuz kavramlar, hayal ve hakikat iki kavram. Şöyle yapıyoruz biz, hayali tıpkı bir dağcı, dağa tırmanmakta olan bir dağcı önce ipini atıyor, kancasını yukarıya doğru atıyor. Sonra o ipini attığı yere, kancasını tutturduğu yere doğru tırmanıyor ya. Aynen öyle de biz de hayalimizin kancasını bir yerlere atıyoruz. Gayeyi hayal diyoruz ona. Ondan sonra da oraya doğru tırmanıyoruz. Yani önce hayalimiz ayak basıyor bir yerlere. Ondan sonra hayalimizin ayak bastığı yerlere biz ulaşmaya çalışıyoruz. Yani bu nazar kadem birliği deniliyor buna terminolojide. Eğer hayalimizin ulaştığı yerlere ayağımızla da ulaşabiliyorsak, işte kadememizle de ayağımızla da oraya basmış oluyoruz hayalimizle ulaştığımız yerlere. Şimdi biz şunu yapacağız, istiyoruz ki Efendimizle bizim aramızda mesafe olmasın. Hepiniz istiyorsunuz değil mi bunu? Mesafeleri kaldıralım istiyoruz. Hangi mesafeleri kaldıralım? Zamansal mesafeleri kaldıralım, mekansal mesafeleri kaldıralım. Ama Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdü. Fakat ruhunun ufkuna yürüdü ama misali levhalar var. Bu en hani daha ötesi de var. Hani Efendimizle diz dize oturan, ondan ders takrir eden alimler var, biliyorsunuz bunu bize zikrediyorlar, onunla görüşen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun ufkuna yürüdü diyoruz ama ruhunun ufkuna yürümesi ölmesi anlamına gelmiyor. Peygamberlikten kaç derece düşük bir mevki, mertebe olmasına rağmen şehitler içinde Kur'an-ı Kerim'de öldü demeyiniz diye buyuruyor, biliyorsunuz. Cenab-ı Hak onlar diridirler diye buyuruyor. Dolayısıyla hani bundan daha ötesi de var. Onu da vurgulamak istiyorum. Hani bu hayali yolculuktan daha ötesi de var. Ama en avam mertebede bizim yapabileceğimiz şey bu. Yani bunu biz de yapabiliriz. Mekanı aradan kaldırabiliriz, zamanı aradan kaldırabiliriz ve Efendimiz'e yakın olabiliriz. Onu misali levhalarda seyredebiliriz. Bunun hani ne kadar mümkün olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla hadi hep beraber diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bir de bunun bir güzelliği daha var. Bu yolculuğa üstadımızla çıkıyoruz. Üstad bize bu yolculuğa çıkarıyor. Çağırıyor bize bu yolculuğu. Biliyorsunuz bir insanın şuurunun şekillenmesinde hayal çok önemlidir. Üstad da izana giden yolu hayalden başlatıyordu. Tahayyülle başlatıyor. Yani imana giden, yani bir üstadın temelde çözdüğü mesele şudur. Hani bir bilgi nasıl olur da amele dönüşür insanda? Hangi yolculuklardan geçerek bir bilgi amele dönüşür? İşte o bilgiyi hayalden başlatıp Bediüzzaman Hazretleri hakikate kadar basamaklarını bize anlatıyor. Ve hayali de şuuru biçimlendiren unsurlardan birisi olarak gördüğümüz için, yani bütün İslam tasavvuru da böyle gördüğü için, hayalin biçimlendirilmesi, hayalin de Müslüman olması, hayalin de Efendimizin terbiyesiyle, Kur'ani bir terbiyeyle biçimlenmesi meselesi bizim İslam terbiyesinde önem arz eden meselelerden bir tanesi. Çünkü fıkıhta hayalen fasık diye bir kavram var. Yani bir insan gayri ihtiyari olarak şuuruna günaha ilişkin tasavvurlar, tahayyüller, harama ilişkin şeyler gelebilir ama ihtiyari olarak kendi iradesiyle oturup onları hayal ediyorsa hayalen fasık oluyor, biliyorsunuz. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'da bizim hayalimizi de tatmin edecek, hayalimizi de biçimlendirecek çok önemli bir terbiye metodu kullanıyor. Birinci sözden itibaren mesela temsili hikayeler diyoruz ya. Temsili hikayeler aslında hayalimizi biçimlendiren hikayeler. Hayalin ana unsurlarıyla bir kalıba döken, hayalle hakikat arasındaki izdüşümleri kuran, hayalle hakikat arasındaki mekikleri dokuyan
hikayeler, o temsili hikayeler. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri bize hayalimize nasıl işleteceğimizi ve hayalden hakikate nasıl yol bulacağımızı da öğretiyor. Bizi de zaman zaman alıyor, hayali yolculuklara çıkarıyor. Onlardan bir tanesi bu. Görmek diyor Bediüzzaman Hazretleri, Efendimiz'den naklen bir hadis-i şerif. Bakın, bir şeyi gözle görmek, o meselenin sadece haberini işitmek, o mevzuyla alakalı hususları duymak gibi değildir. Görmenin bir şeyi var, üstünlüğü var. O yüzden ona aynel yakin diyoruz, biliyorsunuz, görerek bilmek. İşte biz de ne yapalım? Görmeye talip olalım. Görmeye talip olalım ve bunu yapabileceğimiz çok güzel bir yolculuk ve bu yolculuğa zikrettiğim gibi bize Bediüzzaman Hazretleri çıkarıyor. Üstadımızla gidiyoruz yani. Hoca Efendi kendisi için bunu söylüyor. Ben diyor hiçbir zaman huzuru nebeviyeye kendim çıkmayı düşünmedim. Hep o tabi olduğum Efendimiz'i bize kim sevdiriyor, kim tanıttırıyorsa tabi olduğumuz Efendimiz'in bu asırdaki temsilcisi kimse, medyun olduğumuz o zat kimse, onunla beraber çıkıyoruz huzur-u nebeviye. Hoca Efendi de hem tevazuun hem de kadir şinaslığının tezahürü olarak o da hani asrın sahibiyle beraber çıkmayı arzu ettiğini söylüyordu huzur-u nebeviyeye. Biz de üstadımızla çıkacağız. Yani o hutbeyi dinlemeye üstadımızla beraber gidiyoruz. O bizi bu yolculuğa çıkarıyor ve Bediüzzaman Hazretleri bize diyor ki, değerli dostlarım, şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak tay zaman ve mekan ile hayalen cezüretül araba gidelim. Şimdi bizim zamanımızda da aslında kendi zamanımızda da biliyorsunuz muhataplıklarımız çoğu zaman hayali muhataplıklar. Yani harici vücudu var, varlıkların harici vücudu var ama biz onları çoğu zaman misali levhalar olarak görüyoruz. Özellikle bizim yaşadığımız asırda biliyorsunuz bu kadar çok işte televizyon, radyo, efendim sosyal medya sürekli bir misali levhalarla muhataplık ilişkisi içerisindeyiz. Bediüzzaman Hazretleri bize diyor ki kendi zamanımızın diyor hayalatından çıkalım. Bir hayalatın içerisinde yaşıyoruz. Çıkalım bu hayalattan. Gidelim biz tayı zaman edelim, tayı mekan edelim, bastı zaman edelim. Gidelim Ceziretül Araba ve Medine-i Münevvere'ye gidelim beraber. O nurlu beldeye gidelim ve yüksek minberi saadetine çıkmış Nevi Beşer'e hitaben irşatta bulunan o Zat-ı Muallayı bizzat görelim, sözlerini dinleyelim. Gidelim mi beraber? Gidelim inşallah Teala. Gidelim. Neyi görüyoruz hayalen? Efendimiz'i kendi yüksek minberine çıkmış ve o minberde bütün bir insanlığa hizmet ederken, hitap ederken, bütün bir insanlığa seslenirken görüyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Hayalen görebiliyoruz. Hani simasını seçebilir miyiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Belki simasını seçemeyebiliriz. Seçenler olabilir aramızda ama onu bir süluet olarak görebiliriz zannediyorum hayalen. Kendi minberinde onu tahayyül edebiliriz, o yüksek minberinde. Bütün bir insanlığa hitaben bir hutbe-i ezeliyeyi irad ederken görüyoruz onu, sözlerini dinlemeliyiz. Size zannediyorum bu konuda bana hak vereceksiniz. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Hoca Efendi, Allah ondan razı olsun. O özellikle bunu her zaman yapıyor da, her zaman yapıyor. Ama o kürsü vaazları var ya Hoca Efendi'nin. Aslında biz hep yaptığı buydu Hoca Efendi'nin. Bizi alıyordu, söylemiyordu. Yani alıyordu diyorum ama hala yapıyor. Yani o vaazları biz yine misali levhalarda seyrediyoruz. Yapılmış kayıtlarla seyrediyoruz. Ve ben ne zaman dinlesem, ne zaman seyretsem Hoca Efendi bizi alıyor. Asr-ı saadete götürüyor, hayalen götürüyor. O kadar misali levhalar ya, o kadar canlı tasvirler yapıyor ki Hoca Efendi. O kadar canlı tablolar çiziyor ki. Adeta sizi alıyor, götürüyor asr-ı saadetin içerisine ve
sadece Efendimiz'i görmüyorsunuz, bir muhit de çıkarıyor sizi Hoca Efendi. Muhit, Efendimiz'in muhitini. Yani oraya gittiğinizde siz pek çok sahabeyi tanıyor olarak gidiyorsunuz. Pek çok sahabinin ismini biliyor, efendim onu seçebiliyor olarak gidiyorsunuz. Yani adeta anlatırken Hoca Efendi Musab bin Umeyr'i siz seyrediyorsunuz onu Peygamber Efendimiz'in önünde Uhud'da savaşırken. O şehit olunca, hani o nasıl şehit olduğuna ilişkin Hoca Efendi'nin tasvirleri içerisinde onu şehit olurken seyrediyorsunuz. Sonra Hazreti Nesibe'yi seyrediyorsunuz eline bir kılıç alıp da Efendimiz'i muhafaza etmeye çalışırken. Onların hepsi misali levhalar işte. Hoca Efendi bize yıllarca hep bunu yaptı. Hep bize aldı, hayalen o camiyi dolduran gençleri, o nesli, altın nesli, efendim o Hoca Efendi'nin onlar için, bir nesil için ağladığı Yusuf yüzlüleri alıp Hoca Efendi o iffetli nesilleri aldı ve hayalen Asr-ı Saadet'e götürdü. Bize hep bunu yaptı Hoca Efendi, hala da yapıyor biliyorsunuz. Ve bize bunu alıştırdı. Biz öyle sevdik, yani mesafeleri öyle aştık. Öyle tayyi zaman ettik, öyle bastı zaman ettik, tayyi mekan ettik. Mesafeler öyle aradan kalktı, öyle zaman aradan kalktı. Adeta mekan dürüldü, zaman dürüldü ve biz kendimizi o huzurda hissettik, o nebevi iklimde hissettik. Efendimiz'i öyle sevdik. O mekan aradan kalktığı için sevdik, o zaman aradan kalktığı için sevdik. Bakın Bediüzzaman Hazretleri, Allah ondan razı olsun, temel hakikatleri, Kur'ani hakikatleri bize neşrediyor. Hoca Efendi'nin misyonuna bakın, sünnete dairdir Hoca Efendi'nin misyonu. Sünnete dairdir. En küçük bir Efendimiz'in sünnetini hayata tatbik etmekle vazifelidir. Dolayısıyla da Hoca Efendi, Üstad bize mesela Asr-ı Saadet'ten tablolar anlatmaz. Efendimiz'in ahlak-ı âliyesini burada anlattığında meseleyi Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'ine havale etti üstadımız. Meseleyi Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'ine havale etti. Ama Hoca Efendi bakın ne yapıyor bize? Sürekli o tabloları çiziyor. O tabloları, yani biz sahabi efendilerimizin, hani çocuklarımıza da onların isimlerini verdik ya, sahabi efendilerimizin Hulefai Raşidi'nin isimlerinden başkası çok bilinmez biliyorsunuz. Bizim toplumumuzda çok tanınmazdı sahabi efendilerimiz. Oysa Hoca Efendi bize sahabi efendilerimizin hepsi en büyük sahabiler. Hani en küçüğü diyemiyorsunuz çünkü en küçüğü velayet mertebesinde ulaşılamayacak kadar yüksek ufukta duruyor. Dolayısıyla Hoca Efendi bize onları anlattı, hikayeleriyle anlattı ve dikkat edin, hikayeleriyle anlatırken hep hayali resimler çizdi önümüze. Hep böyle çok sinematografik anlattı. Çok hikayeleştirerek anlattı ama görüyormuş gibi anlattı bize. Yani adeta bir misali levhada kendisi seyrediyor da o seyrettiği şeyi bize anlatıyormuş gibi anlattı. Siz de öyle hissettiğini zannediyorum. O misali levhalarda seyretti, seyrettiği şeyleri bize de seyrettirdi. Öyle, öyle tasvir etti ki, öyle tablolar çıkardı, öyle aynalar tuttu, öyle efendim renkleri canlandırdı, suretleri hareketlendirdi bizim hayalimizde ve bizim hayalimizde de sahabe efendilerimiz canlanıverdiler. O tablolar canlanıverdi ve kendimizi Asr-ı Saadet'te bulduk. Mesafeler öyle kalktı. Hatta biliyorsunuz bu dönemin Hizmet-i İmaniye ve Kur'aniyesi farz-ı ayn hükmünde olduğu için, hani bu dönemin insanlarına garipler dediği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar benim kardeşlerimdir hitabına muhatap olanlar kendilerini aradaki mesafeleri kaldırıp Asr-ı Saadet'e eklem diyorlar. Efendimizin sahabileri ve kardeşleri olmak üzere. Dolayısıyla da o mesafeleri aradan kaldırabilmek meselesi önemli. Mesafeleri aradan kaldırabilmek için değerli dostlarım, işte o tabloları, Hoca Efendi'nin anlattığı o tabloları seyredebilmek önemli.
Hani bunu okuyarak yaparsınız, Şifa-i Şerif'i okursunuz, Kandilli'nin Hayat-ı Sahabisini okursunuz. Bunu Hoca Efendi'nin vaazlarını dinleyerek, Efendimiz'e anlattığı, sahabe efendilerimize anlattığı, seyrettirdiği size o vaazları dinleyerek yaparsınız. Ama Üstad sizi bu yolculuğa davet ediyor. Yani bu bir seferlik bir yolculuk değil. Hadi hep beraber gidelim Efendimiz'i bir hutbe irad ederken görelim. Ama bu bir defaya mahsus bir yolculuk değil. Hayal işte, hayal dediğimiz şey böyle biçimleniyor, böyle şekil alıyor. Hayal işte o zaman bizi zirvelere ulaştıran, gayeyi hayalimize götüren bir binek haline geliyor. O zaman bizden önce yürüyor hayal. Hayal hakikatten önce yürüyor. O zaman işte zirvelere doğru fırlattığımız kancalara dönüşüyor hayal. Ve hayalimizi de fısktan, fücurdan, yani şeytanın hayal vasıtasıyla bize bir çocuğu boncuklarla oyalar gibi hayalimize attığı çirkin, anlamsız, efendim maleyani, fuzuli şeylerden temizleyip hayalimizi onu hakikatin bir bekçisi haline getirebiliyoruz. Hakikate bir giden, bir hakikatin önünde giden bir rehber haline getirebiliyoruz hayalimizi. O yüzden işte ideallerimize, mefkurelerimize, gayeye hayal diyoruz. İşte değerli dostlarım, bu bizim sürekli yapmamız gereken bir temrin. Mekanı ve zamanı aradan çıkarmak ve hayali olarak Efendimizin huzuruna gitmek, asr-ı saadete gitmek. Refia, mikrofonları kapatabilir miyiz? Evet, değerli dostlarım, sürekli yapmamız gereken bir temrin bu. Asr-ı saadete gidebilme kolaylığı, bir anda kendimizi orada bulabilme kolaylığı. Üstad diyor ki insan bir noktaya gözünü dikse, bir noktaya biraz böyle fazla baksanız orada bir hemen hayal levhası açılır diyor. Bir hayal sahnesi kurulu verir. Yani hemen orada siz mekandan koparsınız, hani dalıyorsunuz ya zaman zaman. Mekandan koparsınız, başka bir zamanın, başka bir mekanın içine geçersiniz. Bir noktaya diyor Bediüzzaman Hazretleri, siz biraz dalsanız hemen hayal levhası orada açılıverir. Öyleyse biz, dikkat edin, hayal levhalarını açabilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Önce bilgiye, yani okumaya ihtiyacımız var, tanımaya. Tanımaya ihtiyacımız var sahabe efendilerimizi. Efendimiz'i tanımaya ihtiyacımız var. Sonra da işte o bilgiyle beraber tahayyülü hareket ettirmeye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz roman da böyle yazılıyor. Efendim çizgi romanlar da böyle yapılıyor. Filmler de böyle yapılıyor. Hikayeler böyle kurgulanıyor. Hep tahayyül alemine açılan pencereler suretinde. Kurgusal olan her şey tahayyül alemine açılan pencereler suretindedir. Filmler, efendim, romanlar, hikayeler böyle yazılacak. Emin olun böyle yazılacak. Eliniz kalem tutuyorsa siz de böyle yazacaksınız. Tahayyül edeceksiniz ve yazacaksınız. Seyredeceksiniz ve yazacaksınız. Canlanacak gözünüzün önünde ve yazacaksınız. Üstad bizi buna çağırıyor. Öyleyse hani Efendimiz'i tanımanın yöntemlerinden bir tanesi, bakın reşalardan bir tanesi tahayyül reşası. Dördüncü reşa tahayyül reşası. Ne yapacağız? Bunu daima yapacağız. Zamanın ve mekanın aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz zamanın ve mekanın bizi Efendimiz'den uzaklaştırmasına sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz aşık maşukla kendi arasına zaman ve mekanın girmesine izin vermeyen öznedir. Ona aşık denilir. Zamanın ve mekanın araya girmesine izin veren aşktan söz edemez. Öyleyse biz bunu bir temrin haline getireceğiz. Yani bir hayal yönetimine dönüştüreceğiz. Ve hayalimizi bunlarla besleyeceğiz. Hayal işte o zaman bizim önümüzde yürüyecek.
İşte o zat-ı muallayı bizzat göreceğiz ve sözlerini dinleyeceğiz. İşte hayalen oraya gittik diyor Fethi Sultan Hazretleri. Gittik mi hayalen oraya? Hayalen oraya gittik. Medine-i Münevvere'deyiz. Efendimizin hutbesini, o hutbeyi, ezeliyeyi dinliyoruz. Biz de huzurdayız. Bak harika bir surette hüsnü suretle hüsnü sireti cem eden o mürşidi umumi, o hatibi kutsi, cevahir dolu bir kitabı mucizil beyanı eline alarak bütün insanlara meleği aladan nazil olan bir hutbeyi ezeliyeyi okuyor. Şimdi gittik, Efendimiz'i gördük. Üstad ne yapıyor? Hayali biçimlendiriyor. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Yüksek kürsüsüne çıkmış ve minberine çıkmış. Oradan sesleniyor. Ve seslenirken de şimdi Efendimizin sureti ve siretinden başladı. Ve dedi ki hüsnü suret, cemali siret. İkisini cem etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani güzelliği sadece suri bir güzellik değil, siret güzelliği. Güzellik öyle bir güzelliktir. Biliyorsunuz Efendimizin yaptığı dualardan bir tanesidir bu. Allah'ım suretimi güzel yaptığın gibi, yani halkımı güzel yaptığın gibi hulukumu da, yani ahlakımı da güzel yap diye dua ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz biz zikir bahsi yaptık sizinle en son Kalbin Zümrüt Tepeleri dersinde. Orada neyi konuştuk? Kalpteki haşyetin uzuvlara sirayet etmesinden bahsettik. Kalpteki haşyetin uzuvlara sirayet etmesinden. Efendimiz buyuruyordu ki kalbinde haşyet olsa uzuvlarına sirayet edecekti diye. Hani Abdullah İbni Selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce billahi bu simadan yalan söz sadır olmaz diyor ya. Kim Abdullah bin Selam? Yahudi alim. O kadar büyük bir alim ki Yahudiler diyorlar ki Abdullah Müslüman olursa biz de oluruz. O kadar büyük bir alim Abdullah bin Selam. Efendimiz'e sorabileceği çok soru var biliyorsunuz. Efendimiz'den öğrenebileceği, onu hani test etmek istese önüne çıkarabileceği sorular var. Fakat Efendimiz'i görünce aslında ne kadar büyük alim olduğunun en büyük göstergesi bu. Ona çok büyük bir hayranlık duyuyorum Abdullah İbni Selam'a. Ne kadar büyük bir alim olduğu buradan anlaşılıyor. Efendimiz'i görüyor ve diyor ki billahi bu simadan yalan söz sadır olmaz. Şimdi bu cümleyi neye bakarak söylüyor? Efendimiz'in simasına. Hani Hoca Efendi dedi ya, eğer insanın kalbinde haşyet varsa gözünün irislerine sirayet eder. Saç telinden tırnağının ucuna kadar ihtizazlarına sirayet eder dedi ya Hoca Efendi. Aynen onun gibi Abdullah İbni Selam Efendimiz'e baktığında ondaki lahutiliği, ondaki uhreviliği, ondaki manayı görebilecek kadar büyük bir alim. Bunun yanında biliyorsunuz Efendimiz'e iman ettikten sonra gidip Müseylemetül Kezzab'ın ordusunda ölenler var. Gidip ona ittiba edenler var Müseylemetül Kezzab'a. Yeniden dönüp de bir sahte peygambere ittiba edenler var. Dolayısıyla da Abdullah İbni Selam'daki bakış derinliği ne kadar güzel bir derinlik. Ve biz neyi görüyoruz? İşte Abdullah İbni Selam'ın gördüğü şeye bakmaya çalışıyoruz. Yani Efendimiz'in suretinde onun siretinin güzelliğinin aksetmiş bir cemalini görüyoruz. Hani şair diyor ya, kaşındır Kâb-ı Kavseyni ev edna, yüzündür Sure-i Rahman nedendir, sana canan gönül hayran nedendir? İşte sana canan gönül hayran nedendir diyebileceğimiz bir suretle karşılaşıyoruz. Öyle bir suret ki Kâb-ı Kavseyni ev edna, yani Efendimizin Miraç'ta iki yay aralığı kadar Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığı onun yüzüne bir kavisler olarak, kaşlar olarak nakşolmuş. Yüzüne Sure-i Rahman işlenmiş. Öyle bir sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rahşan nedendir?
Kaşındır Kâb-ı Kavseyn-i Ev-Edna, yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Evet, tam böyle bir hüsnü suret ve cemali siretle karşılaşıyoruz. Ve o mürşid-i umumi, şimdi mürşid-i umumi sadece Müslümanları irşad etmiyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, hutbe-i ezeliyi irad ediyor ve bütün bir beşeriyete, bütün bir insanlığa sesleniyor. Biliyorsunuz biz insanlığı, bütün bir insanlığı ümmeti icabet ve ümmeti davet olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yani Efendimizin davetine cevap verenler ve henüz o davet kendilerine ulaşmamış olanlar. Ümmeti icabet duymuş ve o davet kendisine erişmiş ve ona icabet etmiş. Ötekiler de o davet henüz hani kulağına ulaşmış olabilir ama henüz kalbine inmemiş, vicdanına duyurulmamış, duymamış daha o vicdan onu. Ümmeti icabet, ümmeti davet olmak üzere insanlığı ikiye ayırıyoruz. Ve aslında tebliğin önemi de bundan kaynaklanıyor. Emri bil maruf nehyanil münkerin kıymeti de buradan kaynaklanıyor. Efendimizin davetini o insanlara ulaştırabilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mürşid-i umumi, hatibi kutsi, yani ümmeti icabet olanlar için, yani o davete icabet edenler için mürşid, ümmeti davet için de bir hatip. Hepsi Efendimizin nurundan istifade ediyorlar ama onun nuruna iman edenler, onun rengine boyananlar, işte onlar onun irşadından da istifade ediyorlar. Onun getirdiği nurla kainata bakıp, onun vaaz ettiği emir ve yasaklarla hayatlarını tanzim ediyorlar. Dolayısıyla onlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mürşidi umumi, iman edenler için, ümmeti davet için de bir hatibi kutsi, cevahir dolu bir kitab-ı mucizül beyanı eline almış. Elinde bir kitap, öyle tahayyül edin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle görüyoruz. Oradayız ve Efendimizin elinde bir kitap görüyoruz. O kitap ama mucizeler, cevherlerle dolu. Semavi bir kitap. Semanın sesi olan bir kitap görüyoruz Efendimizin elinde. Bütün insanlara mele-i âlâ'dan nazil olan bir hutbe-i ezeliyeyi okuyor. Bütün insanlara bakın. Mele-i âlâ'dan nazil olan. Kur'an biliyorsunuz arzda semanın sesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu ifadeyi çok seviyorum. Hoca Efendi gaybın son habercisi diyor. Efendimiz de gaybın son habercisidir. Ve değerli dostlarım, bu da ödev olsun. Arkadaşlardan birisi şey diye yazmış, ödevler bizi diri tutuyor, güzel oluyor okumalar diye. Tabii ödev olarak kabul edenler için hiçbir mecburiyeti yok ama okumanızı çok isterim. Hoca Efendi'nin en bilinen yazılarından bir tanesidir. Gaybın Son Habercisi makalesi. Gaybın Son Habercisi, bu ruhumuzun heykelini ikame ederken serisi içerisinde çıkmıştı onun, kendi dünyamıza doğru kitabının içerisinde. Ruhumuzun heykelini ikame ederken 2'de kendi dünyamıza doğru kitabının içerisinde çıktı. Hutbelerde de okunur biliyorsunuz bu makale. Sık sık okunması gereken bir makale bu makale. Gaybın Son Habercisi makalesi. Çok güzel bir makale. Yani frekansı çok yüksek. Çok yüksek frekanslı bir makale. Gaybın Son Habercisi. İşte Gaybın Son Habercisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an arzda semanın sesi. Dolayısıyla öyle bir hutbe-i ezeliyi irad ediyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mele-i âlâdan nazil olmuş. Yani bu alemde ama başka bir alemden haber getiriyor. Bu alemde ama mele-i âlâ'nın sesi olarak bir hutbeyi irad ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bütün beni Adem'i, cinleri ve mevcudatı dinlettiriyor. Ha bakın, öyle bir hutbe irad ediyor ki sadece
insanları değil, bütün Beni Adem, sadece kendi zamanını değil, Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanlığı ilgilendiren bir hutbeyi ezeliye irad ediyor. Bu insanlığa bakıyor. Ama cinleri de ilgilendiriyor hutbeyi ezeliye. Ve o hutbeyi ezeliye aslında bütün varlığı da, melekleri de ilgilendiriyor ama bütün varlığı da ilgilendiriyor. Bütün bir varlığa bakan, bunu mucizeler meselesinde konuşmuştuk, 5. Reşat'a yeniden konuşacağız. Bütün mevcudatı ilgilendiren bir hutbeyi ezeliye irad ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla da hepsini dinlettiriyor. Yani Efendimiz o hutbeyi ezeliye irad ederken kevni mekan kulak kesiliyor. Biliyorsunuz İkra diye başlar Kur'an-ı Kerim. Hazreti Mevlana da Bişnev diye başlatıyor mesnevisini. Dinle. Bişnev Farsça. Dinle diye başlatıyor. Eğer Efendimiz bir hutbeyi ezeliye irade ediyorsa bize düşen şey nedir? Kulak kesilmektir. Kulak haline gelmektir. Dinlemek. Bize düşen şey o. Dolayısıyla da ne oluyor bakın, bütün varlık adeta kulak kesiliyor. Bütün mevcudat, bütün mahlukat birer kulak haline geliyor o hutbe-i ezeliye karşısında. Kulak insanlar haline geliyoruz bizler o hutbe-i ezeliye karşısında. Sem'i esmasının muhatabı haline geliyoruz o hutbe-i ezeliyeye açılabildiğimiz zaman. Ve hutbeyi ezeliyeyi okuyor ve bütün Beni Adem'i, cinleri, mevcudatı dinlettiriyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hilkati alemin acip muammasını açıyor. Kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor. Felsefe ve fenli hikmetin nevi beşere siz kimsiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği akılları aciz ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor. Şimdi ne anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye baktığımızda, aslında insanın semadan haber gelmediği sürece cevap bulamayacağı sorulara cevap veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Meleği Ala'dan haber gelmediği sürece, bir elçiyle bildirilmediği sürece bulamayacağı cevapları veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyor bakın? Çok güzel ifadelendirmiş, özetlemiş Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki, hilkati alemin acip muammasını açıyor. Yani neden yaratılmış bu alem? Acayip bir muamma, öyle değil mi? Acip, biliyorsunuz üstadın terminolojisinde harikulade manasına geliyor. Harikulade. Adetin yırtılmasıydı, hatırlayacaksınız. Harikulade. Harikulade bir muammayı açıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çözüyor hilkatin muammasını. Neden yaratılmış kainat? Bu muamma çözülüyor. Sonra kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor. Tılsım. Ama sırrı hikmeti kainatın. Kainatın şu görünen esbab yüzü arkasında başka yüzler var. Ara yüzler var, arka yüzler var. Biz alem diyoruz da evren, paralel evrenler, bir iç içe geçmiş evrenler. Yani maddi evrenin içerisinde, hani hayalden bahsettik ya, hayal de bir alem, dikkat edin. Şu maddi alemin içerisine geçmiş, maddi olmadığı için yer tutmayan nice alemler var. Maddi olmadığı için yer tutmayan ama alem kadar geniş olan şu alemin içerisinde daha nice alemler var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz ya biz. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bakın, alemin Rabbine demiyoruz. Alemlerin Rabbine. Dolayısıyla da ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şu alemin görünen yüzü arkasındaki diğer yüzleri gösteriyor bize. Bu alemin arkasındaki manaları, hikmetleri, muratları öğretiyor bize, talim ettiriyor bize, bir muallim olarak talim ettiriyor. Evet, kainatın sırrı hikmetine dair tılsımı açıyor. Sırrı hikmet, hikmetleri çözdürüyor bize. Sonra felsefe ve fenli hikmetin nevi beşere kimlersiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği akılları aciz ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor. Bu sorular, dikkat edin, bizim
ontolojik sorularımız. Yani kendi tarihimize ilişkin, kendi yolculuğumuza ilişkin, kendi serüvenimize ilişkin sorular bunlar. Kendi tarihimizin soruları bunlar. İçsel yolculuğumuzun soruları. Nereden geliyorum ben? Nereye gidiyorum ve ben kimim? Bütün fenli hikmet ve felsefe diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Aslında üstadın fenli hikmet dediği de felsefe ama ikisini birbirinden şöyle ayırıyor. Asırlar boyunca diyor Bediüzzaman Hazretleri bir vahye tabi olan bir felsefe var. Bir de vahyi reddeden bir felsefe var. Aklı rehber olarak gören, cevaplarını kendisi bulmaya çalışan bir felsefe var. Dolayısıyla da onun felsefe olarak tanımlıyor Bediüzzaman Hazretleri. Vahye tabi olan felsefeyi fenli hikmet diyor. Ve fenli hikmet ve felsefe diyor asırlar boyunca bu üç soruya. Yani kimiz biz, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz sorularına asırlar boyunca cevap bulmaya çalışıyor. Ve bu sorular, bu ontolojik sorular hepimiz için çok önemli. Herkes bu sorulara cevap arıyor. Arıyoruz öyle değil mi? Yani ben kendi kimliğimi tanımlayabilmek için, ben kimim sorusuna cevap verebilmek için nereden geliyorum, nereye gidiyorum ve ben kimim sorularına böyle ikna edici, kapsamlı cevaplar bulmak zorundayım. Belki bütün hayatım bu sorulara cevap bulmakla geçiyor. Bu noktada Bediüzzaman Hazretleri'nin İşaretül İcaz'dan size bir İşaretül İcaz Fatiha tefsirinden, ki Fatiha tefsiri bakın Kur'an'ın bir özetidir. Fatiha tefsirinde Bediüzzaman Hazretleri bu bahsi, yani özellikle Fatiha tefsiri diyorum çünkü ne kadar kalbi bir mesele olduğunu biliyorsunuz, ne kadar merkezi bir tefsir olduğunu biliyorsunuz Fatiha tefsirinin. O bahsin içerisinde şöyle bir bölüm var, bu nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun sorusuna işaret eden. Diyor ki, Beni Adem, yani insanlık, büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip, vücut ve hayat sahrasında misafir olup, istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen, kafile kafile müteselsilen yürümekteyken. Şimdi insanlığı neye benzetiyoruz? Bir kervana, azim bir kervana ve mazinin derelerinden geliyor ve vücut ve hayat sahrasında misafir oluyor. Mazinin derelerinden geliyor, vücut ve hayat sahrasında misafir oluyor. Sonra istikbalin yüksek dağlarına doğru yolculuğuna devam eden bir deve kervanı düşünün. Ve kafile kafile geliyor bu deve kervanı. Bir kafile geliyor, istikbale doğru gidiyor. Başka bir kafile geliyor, istikbale doğru gidiyor. Bütün Beni Adem'i böyle düşünebilirsiniz. Hani bu ilahilerde de işlenir ya, göçtü kervan kaldık dağlar başında denilir mesela. İşte öyle kervanlar halinde, kafileler halinde geliyor ve gidiyor. Şimdi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, bu işte böyle bir kervan kainatın nazarı dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Kainat insana baktı ve dedi ki şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Üç soru bakın. Diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükümeti fenli hikmeti karşılığına çıkardı. Yaratılış hükümeti hikmet fenlini karşılığına çıkardı. Hikmet ne? Eşyanın hakikatini araştırıyor fenli hikmet. Eşyanın hakikatine nüfuz etmeye çalışıyor. Künhüne vakıf olmaya çalışıyor. Derununa inmeye çalışıyor. Sorular sorup cevaplarla, verdiği cevaplarla anlamı derinleştirmeye çalışıyor fenli hikmet. Dolayısıyla kimi çıkardı yaratılış hükümeti bu kafilenin karşısına? Kaçınılmaz olarak fenli hikmeti. Yani düşünen, düşünme üzerine de düşünen. Düşünen, düşünmeyi de düşünen fenli hikmeti çıkardı. Vazifesi o olan fenli hikmeti çıkardı ve aralarında şöyle bir muhavere başladı. Fenli hikmet soracak,
Ve kafile, o Beni Adem kafilesi, o kafilenin kervancı başı hükmünde olan, kafile başı temsilcisi hükmünde olan Efendimiz de cevap verecek. Hikmet sordu. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ve bu dünyada işiniz nedir diye sordu. Sonra bakın, bu suale Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Ali Arabi aleyhissalatu vesselam nevi beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Şimdi bu suale aslında her kafile başkanı olan peygamberler kendi kafileleri namına cevap verdiler asırlar boyunca. Fakat Efendimiz bütün o kafile namına, bütün o kervan namına cevap veriyor. Ve bütün bir Beni Adem namına şöyle cevap verdi Efendimiz. Ey Hikmet dedi, bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemlerine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Bütün mevcudat içerisinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket ediyoruz. Bakın, nereye gidiyoruz? Haşir yoluyla ebedi saadete doğru gidiyoruz. Şimdi düşünsenize, ölümün ötesinden haber verecek birisi size, yani melekuttan haber vermesi gerekiyor ki bilsin ölümün ötesine nereye gidiyoruz. Bilsin nereden geliyoruz. Nereden geliyoruz? Adem karanlığından geliyoruz. Vücudun aydınlığına çıkarıldık ve bir emaneti kübra bize verildi. Ve o emaneti kübrayı taşıyabilenler işte o sorumluluğu ifa edenler ve etmeyenler olmak üzere beşeriyet ikiye ayrılacak ve yolculuğun devamı saadet-i ebediye canibine. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de nedir dünyadaki işimiz? O saadet-i ebediye yollarını temin etmekle Resul malumuz olan istidatlarımızı nemalandırmak. Bu cümleyi çok severim ben. Hani Üstad iman bahsinde insan istidatlarını kuvveden fiile çıkarmak için yeryüzüne gönderilmiştir diyordu ya bize. Burada benzer bir cümle kuruyor. Resul malımız olan, yani ana sermayemiz olan, ana paramız olan, sermayemiz olan istidatlarımızı nemalandırmak için buraya geldik diyor. İstidatlarımızı, kabiliyetlerimizi biliyorsunuz insan mahiyetinde bütün istidatlar kuvve halindedir. Yani çekirdek halindedir. Fiilde değillerdir. Yani hepsi inkişaf etmeye ihtiyacı vardır. Hepsinin. İnsan doğduğunda biliyorsunuz sadece emmeyi biliyor olarak doğar. Oysa örümcek ağ yapmayı biliyor olarak doğar. Oysa arı bal yapmayı biliyor olarak doğar. Oysa insan hiçbir şeyi bilmiyor olarak doğar, istidatlarını nemalandırmak için bu dünyaya gönderilmiştir. İstidatlarını, yani kulak eğitiminden mi geçecek, görme terbiyesinden mi geçecek, kalp terbiyesinden, duygu terbiyesinden, nefis terbiyesinden, ruh terbiyesinden mi geçecek, hangi terbiyeden geçecekse hep bunu öğrenecek. Öğrenerek istidatlarını kuvveden fiile çıkaracak. Ne diyordu üstad ona? Taallümle tekemmül edecek. Yani öğrenerek kemale erecek, terakki edecek ve istidatlarını nemalandırmak suretiyle o nemalandırdığı istidatlarla gideceği yurda hazır hale gelecek. Orada var olmaya istidatlarını açmış olacak. Saadet-i ebediyeye gidiyor ya hani. Biliyorsunuz dünya ahiretin ana rahmi gibidir. Saadet-i ebediyeye gidiyor ya insan. Dolayısıyla orada ona lazım olan istidatları burada kuvveden fiile çıkaracak. Orada cennet lezzette derinleşme yeri biliyorsunuz. Orada kuvveden fiile çıkardığı istidatlarıyla
cennetin lezzetlerine muhatap olacak. Dolayısıyla bu durakta ne işimiz var? Ne işimiz var? Yani dünyaya neden geldik? Reisül malimiz olan istidatlarımızı, hepimizin istidatları var. Onları kuvveden fiile çıkarmak için, yani nemalandırmak için gönderildik diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir daha okuyorum bakın. Ey hikmet, bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye mütevecihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle resul malımız olan istidatlarımızı nem alandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim bu kervana riyaset eden, reislik eden benim, işte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elimdedir. Elimde de ne var? Bir risalet beratı var. Yani o kafilenin, o kervanın başkanı olduğuma ilişkin bir risalet beratı var elimde. O da nedir? Kur'an'dır. İşte Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elimdedir. Şüphen varsa al oku. Evet, bu bölüm Bediüzzaman Hazretleri'nin meseleyi özetlediği bölüm. Hani eskiden levhalar olurdu ya duvarlara asılı. Hala vardır belki bazı evlerde, Hoca Efendi'nin kampında var. Hani insan bir yolcudur. İşte Adem'den vücuda çıkıyor. Sonra işte sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, kabir yoluyla haşre. Oradan işte yolculuğu saadet-i ebediyeye doğru devam ediyor. İşte insan bir yolcudur örneğinin, insan bir yolcudur metaforunun açılmış şeklini veriyor bize Bediüzzaman Hazretleri ve insan bir yolcudur metaforunu biz Efendimiz'den öğreniyoruz. İnsanın bir yolcu olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini, burada ne yapacağını, vazifesinin ne olduğunu, şu kainatın sırrını nasıl çözeceğini, şu hilkatin muammasını nasıl açacağını, şu acayip sırlara nasıl erişeceğini hep neyle öğreniyoruz? Semavi bilgiyle Efendimiz sayesinde. Yani onun bize gökler ötesi alemden, gaybın son habercisi olarak gaybtan getirdiği bilgiyle öğreniyoruz. Bunu başka türlü elde edemez insan. Bunu başka türlü bulamaz ve bilemez insan. Hatta İmam Gazali Hazretleri yeryüzündeki hani o felsefe dediğimiz düşünce muktesebatının da aslında geçmiş asırlardaki bütün insanlık irfanını vahyin biçimlendirdiğini, kaçınılmaz olarak da o biçimlendirmeden istifade ettiğini söylüyor felsefenin de. Yani felsefe de pek çok bilgiyi, pek çok donanımı vahiyden alıyor ama kaynağını bilmeden vahiyden alıyor. Velhasıl değerli dostlarım, işte Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize tam da bu acip muammaları çözüyor. Hepimizin bu acip muammaları çözmeye ihtiyacımız var insan olduğumuz için. Bu muammaları çözemezsek ne olur sorusuna 5. Reşad'a cevap verecek Bediüzzaman Hazretleri. Şurayı da bir kere daha okuyalım. Dedi ki bakın, Efendimiz bir hutbeyi ezeliyeyi okuyor. Biz de onu hutbeyi ezeliyeyi okurken dinliyoruz. Ve bütün beni Adem'i ve cinleri ve mevcudatı dinlettiriyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Hilkati alemin acip muammasını açıyor. Ben hilkati alemin acip muammasını Efendimiz'in nasıl açtığını sallallahu aleyhi ve sellem üstad müteaddit risalelerde anlatıyor biliyorsunuz. Müteaddit risalelerde anlatıyor üstadımız. 11. sözü mesela bu manasıyla okuyabilirsiniz.
Birinci sözü bile bu manasıyla okuyabilirsiniz. 24. sözü, 32. sözü bu manasıyla okuyabilirsiniz. Hilkati alemin acip muammasını çözüyor. Sonra kainatın sırrı hikmetinin tılsımını açıyor. Bakın Efendimiz muammalar çözücü, tılsımlar açıcı. Ve felsefe ve fenli hikmetin nev-i beşere siz kimlersiniz, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği, akılları hayrette bırakan ve akılları acizde bırakan üç suale Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem cevap veriyor. İşte Efendimizin dördüncü reşadaki misyonu bu değerli dostlarım. O gaybın son habercisi. O yeryüzünde gökler ötesi alemlerin sesi olarak bize melekut aleminden bilgiler veriyor ve verdiği bilgilerle o acip muammaları açıyor, o tılsımları çözüyor ve akılları aciz ve hayrette bırakan sorulara cevaplar veriyor. Ben biraz da bu şeyden okuruz diye ümit etmiştim Gaybın Son Habercisi makalesinden. Ama onu size havale ediyorum değerli dostlarım. Gaybın Son Habercisi çok güzel bir makale. Dedim ya hani frekansı çok yüksek bir makale. Lütfen okuyun. Yani dua niyetine okuyun. Dua niyetine okuyun. Zaten öyle bir şey de var. Öyle bir ruhu, öyle bir iklimi de var makalenin. Ve bu ders bizim aslında dördüncü reşa olarak hayal reşası olarak yerleşsin kalplerimize. Hayali işletme, Efendimiz'i tanıyabilmek için, sevebilmek için. Hani diyordu ya Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, beni anne babanızdan, tatlı canınızdan artık sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız diye. Nasıl Efendimiz'i anne babamızdan, tatlı canımızdan artık seveceğiz sorusuna da bir cevap bu aslında. Yani mesafeleri aradan kaldırmak için, mekanı aradan kaldırmak için hayalin işletilebileceğini üstadın bize talim ettirdiği, bizi alıp da hayali bir yolculuğa çıkardığı bir eğitim metodu bu aslında. Yani çocukları eğitirken de bu metodu çok iyi kullanabilmek gerekiyor. Tahayyül, hayali işlettirme metodunu. Üstad bunu başka risalelerde de hatırlayacaksınız. Mesela Ene Bahsin'de bile Bediüzzaman Hazretleri bizi alıp Ene Bahsin'in sonunda bir hayali yolculuğa çıkarmıştı. O hayali yolculukları yapma temrini bu bizim için. Aslında ve Efendimiz'i gerçek manasıyla tanıyabilmek için, onu sevebilmek için, zamanı ve mekanı aradan çıkarabilmek için işte hepimizin bu hayali yolculuklara ihtiyacı var. Hayali yolculuklar yapabilmek için de ne ihtiyacımız var? Çok okumaya ve dinlemeye ihtiyacımız var. Yani tanımaya ihtiyacımız var değerli dostlarım. Evet, bu dersi de böylece bitirelim. Makaleyi size havale ettim. Beşinci reşaya başlamıyorum. Onu önümüzdeki hafta mütalaa ederiz. Beşinci reşada da Efendimizin hani kainatın şeklini değiştirdi dedik ya, onun risaleti. Bunu konuşacağız. Yani onun risaletiyle ne değişiyor? Ne değişti ki bu kadar önemli onun risaleti? Neyi değiştirdi ki kainatın şekli manevisi onunla beraber değişti? Bunun mütalasını yapacağız. Çok önemli bir reşa, beşinci reşa. Efendimiz'i anlayabilmek için de, onun risaletinin hakikatini anlayabilmek için de önemli bir reşa, uzunca bir reşa. Önümüzdeki derste beşinci reşayı mütalaa edeceğiz değerli dostlarım. Evet, bir dersin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah sizden de razı olsun değerli dostlarım. Bu dersin, hani her dersin duası kendi cinsinden oluyor ya. Cenab-ı Hak hayallerimizi, biliyorsunuz oruç tutmanın hikmetlerinden bir tanesi de odur. Böyle hayali bile fısktan korumaktır, biliyorsunuz değil mi? Oruç tutmanın hikmetlerinden bir tanesi. Yani hayali bile biçim verir çünkü oruç.
Hayali bile fısktan, hücurdan, malayaniyattan, fuzuliyattan geriye doğru çeker. Cenab-ı Hak hayal gücümüzü doğru kullanabilmeyi nasip etsin bize. O bizim çok önemli bir istidadımız. Mefkûremizi onunla tanımlıyoruz. O kadar önemli bizim için. Nazar kadem birliğine ulaştırsın Cenab-ı Hak bize. Nazarımızın eriştiği her yere ayağımızı basabilmeyi nasip etsin. Hayalimizi Cenab-ı Hak Efendimizle aramızdaki mesafeleri, sahabe efendilerimizle, peygamberlerle, Hazreti Adem'den itibaren aramızdaki mesafeleri, zamanı ve mekanı aradan kaldırabilme noktasında kullanabilmeyi nasip etsin. Öyle işlettirsin hayalimizi. Ve misali levhalar olarak bize seyrettirsin Cenab-ı Hak. Misali levhalar olarak bize insanlık tarihi, Kur'an'ın bize anlattığı o hakikatler, Efendimizin ve sahabe efendilerimizin hayatları, onları yaşıyormuş gibi misali levhalarda seyredebilmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. Ve sevmeyi, hani Hoca Efendi'nin ifadesiyle böyle gerçekten de deli gibi sevmeyi, çılgın gibi, çılgınca sevmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak bize. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ve onun sahabilerini sevebilmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. İmanımızı, kalbimizi onun muhabbetiyle ihya etsin Rabbimiz. Ve tebliğ dediğimiz hakikat onun nurunun aleme yayılmasıysa eğer, işte o aşkla o nuru aleme yayabilmeyi nasip etsin. Evet, bu dersin temel şeyi de, hepimizi ödevi de hayali işlettirmek olsun değerli dostlarım. Hayallerimizi. Bir istatistik çalışma yapılmıştı Türkiye'de. İnsanların çoğunun hiçbir hayalinin olmadığı çıkmıştı ortaya. Hayal etmedikleri çıkmıştı ortaya. Bizim ise çok yüksek hayallerimiz, ideallerimiz var biliyorsunuz. Dolayısıyla hayali çok işletmekle mükellefiz. Çok hayali çokça işletmekle mükellefiz. O istidadımızın da Allah hakkını verebilmeyi, onu da kuvveden fiile çıkarabilmeyi ve hayır istikametinde inkişaf ettirebilmeyi nasip etsin. Amin inşallahu teala. Ben de sizin dualarınıza amin diyorum. Hakkınızı helal edin. Sevgili dostlarım benim, hoşça kalın. Allah'a emanet ediyorum sizi. Beyza hocam, seni de Allah'a emanet ediyorum.